Cumartesi Diyarbakır'da askeri mahkemede dava devam edecek. Bizler ırkçı cinayetlere, ırkçı nefrete karşı kamuoyu duyarlılığını yükseltmek için ve tabii SEVAK için buradayız. Tek isteğimiz adalet ve gerçeklerin üstünün örtülmemesi. Aldığımız kötü kokuları arkadaşlarımızla birlikte burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. Cinayeti bir şaka gibi ele alanlar. Zaten Agos'un geçen haftaki sayısında SEVAK cinayetinde mıntıka temizliği başlığı altında değerlendirilmişti. Biz SEVAK'ın katilinin elini kolunu sallayarak hala Elazığ sokaklarında dolaşmasını kabullenemiyoruz. Katilin gecikmeden tutuklanmasını, cinayeti yönlendiren, tek bir kalıptan çıkmış ifadeleri de yönlendiren, terkinde, baskında bulunan şebekenin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Gerek cinayet tarihinin seçimi, gerek hedef alan kişiliğin kimliği, müferit olmayan, kararlaştırılmış, örgütlenmiş bir cinayet olduğu gerçeğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu karanlık şebekenin cinayeti karartmaya, üstünü örtmeye asla gücü yetmemelidir. Bu tamamen cinayet karşısında ancak vicdansızların vicdanı rahat olabilir. Bu nesil dindar mı, tinerci mi olur bilmiyorum ama katil bir nesil olmasını istiyoruz. Potansiyel katilleri yaratan bu Ergenekon iklimini, azınlıkları, misyonerlere hedef gösteren MGK kararlarını sorumlu buluyoruz. Aslında askeri mahkemeler bu davalarda bizatihi taraftır. 40 yıl ceza alan Büyük Anıt'ın iyi çocuklarını beraat ettiren bu askeri mahkemeler değil miydi? Kan dediğimiz vücuttaki sıvıdan başka öğüncü olmayan bir toplum istemiyoruz biz. 1,5 milyon artı grant artı SEVAK ama artı olmasını istiyoruz. O yüzden AKP'siyle, CHP'siyle, MHP'siyle bugün de devam eden İttihat Terakki Mirası ve Yüzleşmenin en önemli yolu olarak SEVAK davasının akıbeti olduğunu, bu davanın adaletle vicdanları rahatlatacak bir şekilde sonuçlanması olması gerektiğini biliyoruz. Biliyorsunuz Egemen Bağış İsviçre'de soykırım yok, tutuklayın da görelim demişti. Biz de burnumuzun dibinde cinayet var, tutuklayın da görelim diyoruz. İnisiyatifin basın açıklaması Sayın Kerem Kaba'da yapacak.